Hafta sonu Erzurum'daydım. Diğer milletvekili arkadaşlarımız gibi ne zaman ilimize gitsek, kentimize gitsek mutlaka ama mutlaka esnafla beraber oluruz, vatandaşla beraber oluruz, köylüyle, çiftçiyle beraber oluruz. Bu defa da aynı şeyleri yaptık. Şunu gördüm, insanlarımız elbette ki hayat pahalılığına dönük bir takım sıkıntıları yaşıyorlar. Onlarla ilgili efendim sohbetlerimiz oldu ama net bir tespit var arkadaşlar. Dünyada yaşanan bütün ülkeleri kasıp kavuran enflasyon ortamını yine Türkiye çok daha ehven götürüyor. Zaten bunu bütünüyle bitirecek de AK Parti'dir, Sayın Cumhurbaşkanımızdır diye tespitler yaptılar, bizimle de paylaştılar. Efendim bizim karşımızda olanlar kimler? İşte altılı masayı biliyoruz, 6+1 diyoruz biz buna. Bunların yaptığı son toplantıdan çıkan sonuçları biliyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir ezberleri var. Onun dışında söyledikleri hiçbir şey yok. Ve şimdi bu hafta mecliste görüşülecek olan seçim kanununa dönük tenkitleri var, eleştirileri var. Sebebi top ayaklarından çıkınca, arkadan dolanıp puan alma gibi bir girişim imkanı ellerinden çıkınca ona dönük tenkitleri var, eleştirileri. Buradan kaynaklanıyor. Onun dışında da böyle somut elle tutulur, söyleyebilecekleri hiçbir şeyleri yok. Biz demokrasinin gereği neyse onu yapıyoruz. İnsanlarımızın huzur üzere yaşamaları için. Her zeminde, seçim zemininde de çok mutlu, huzurlu bir hal ortaya çıksın diye gayret koyuyoruz. Çalışmalarımızı da onun için, ona göre yapıyoruz. Oysa muhalefetin, işte görüyorsunuz, ne yaparız da yıkarız. Hepsi bu. Yaparız değil, ne yaparız da yıkarız. Çalışmalarının ana mihveri, ana gövdesi, orijin noktası budur. Yıkmadır. Hep söyledik biz. Öyle olunca da milletimiz bunları görüyor, biliyor. Yer yer ben burada söylüyorum arkadaşlar. Yani en okumamış insanımız bile, en dünyayı takip etmeyi efendim geride tutan insanımız bile samimi söylüyorum ki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ve dünyada gelişen hadiselere dönük Türkiye'deki siyasetçilerin tutumu nedir? Bunların da analizini yapıyor, bizimle de paylaşıyor. Öyle olduğu içindir ki biz milletimizin yüreğine teslim olmuşuz. Oradan aldığımız rotaya göre hareket ediyoruz ve şu an yapılan çalışmalar da buna havidir. Buna göre efendim bir gayret koyuyoruz. Şimdi bu altılı masada yer alan bir isim Sayın Karamollaoğlu rahmetli Erbakan'la ilgili bir not düşmüş. Bunu özellikle burada paylaşmak istiyorum çünkü rahmete ulaşmış ama fikriyle, duruşuyla, siyasetiyle Türkiye'de, Türk siyasetinde özel iz bırakmış bir isim hakkında hakikati ifade etmeyen notlar düşerseniz bunu düzeltmek lazım. Şöyle diyor Sayın Karamollaoğlu, Sayın Erbakan, işte rahmetli Erbakan yaşasaydı bizim yaptığımız gibi CHP ile müttefik olurdu, CHP ile beraber olurdu diyor. Oysa rahmetli Erbakan vefatından çok kısa zaman önce CHP ile ilgili özel notlar düşmüştü, özel kayıtlar düşmüştü. Hatta bir pil oyunundan bahsetmişti CHP'yi anlatırken. CHP'nin kurnazlığından bahsederken, CHP'nin AK Parti'ye dönük eleştirilerini efendim değerlendirirken bir kurnaz şehirliden ve bir de köylüden bahsetmişti. Orada o kurnaz şehirlinin feneri tutup da sanki ateşmiş gibi köylüyü kandırmaya çalışmasını anlatmış. Sonrasında da efendim bu fenerdir, bu çıra değildir, bu yakmaz bir şeyi dedikten sonra köylünün de ona dönüp ben biliyorum senin pilini bitirmeye çalışıyorum demesini anlatmıştı. Şimdi Sayın Karamollaoğlu'na bizim bir sualimiz var. Kurnazlık çok kötü bir haldir. O şehirlinin yaptığı hali rahmetli Erbakan CHP'nin tavrına hamletmişti. Siz bu durumu nasıl tarif edeceksiniz? Rahmetli Erbakan'ı getirip CHP'ye yamarsanız onun ruhunu muazzep kılmaz mısınız? Yani yaşarken çok net kayıtlar düşmesine rağmen ve bunlar da videolarla, kayıtlarla orta yerde durmasına rağmen yaptığınız yanlışa haklılık kazandırabilmek için Erbakan'a bühtanı nasıl içinize sindiriyorsunuz? Bu bir bühtandır. Doğru değildir. Dolayısıyla bunu özellikle burada kayıt altına alıyorum. Arkadaşlar, ayın 25'inde bizim Erzurum'un en büyük ilçelerinden birinin şahlanış günüydü. Oltu ilçemizin. Tabii 25'inde basın toplantımız yoktu. Dolayısıyla ona dönük notlar düşemedik. Oltumuzun bu gününü kutluyoruz. Bütün hemşehrilerim o günden pay sahibidirler. Geçmişlerimize rahmet olsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Gazilerimizin ahvadı, gazilerimizin torunları. Her biri şu anda yaşıyor. Onlarla da iftihar ediyoruz. İnşallah bu şahlanış hali
ila nihayet devam edecek. Bugün de Oltu'nun hemen yanında Olur ilçemiz var. Olur'umuzun şahlanış günüdür. Onları da canı yürekten tebrik ediyorum. Olur bizim Erzurum'un en munis yüzüdür. En özel yüzüdür. Orada yaşayan insanlarımız yanlarına vardığınızda sizi efendim yürekleriyle sarıp sarmalarlar. Böylesine güzel bir hali vardır. Olurların bütün Erzurumlar gibi. Onların da günlerini kutluyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sual varsa alırım yoksa çıkıyorum. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çiftçilerle buluşmasında manda yoğurduyla, işte kestane balığıyla bir karışım tarifi vermesi, işte muhalefette işte maliyeti üzerinden bir tartışma başlar. Sizin değerlendirmeniz ne olur bu konuda? Yani sonuçta bir hani şifa için sunuluyor ama insanların hani o şeyleri, 3-4 ürünü bir araya getirip almasının gücü yok ederek eleştirildi. Şimdi muhalefet böyle küçük düşünüyor, basit düşünüyor, ucuz düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar kalbi, o kadar samimi, o kadar içten ki insanlarla buluşurken kendi özel yaşadığı efendim hali tarif ediyor. Sıhhate dönük bir takım tekliflerde bulunuyor. Buradan pay almak yerine muhalefet ucuz polemiklere gidiyor. Efendim oradaki ürünlerin fiyatları üzerinden hakikatle de uzak yakın olmaya efendim bir takım değerlendirmeler yapıyor. Dolayısıyla muhalefet bir debelenme içerisinde. Bir ucuz hal üzere siyaset yapıyor. Bunu da milletimiz görüyor. Biz de onlarla beraber olduğumuzda zaten biz söylemeden insanlarımız bize söylüyorlar. Muhalefetin tavrından, muhalefetin efendim yaklaşımından utandıklarını, sıkıldıklarını vatandaş bize söylüyor. Şu yaklaşımda, şu tarzda muhalefetin alil halini, düşük halini gösteriyor efendim. Evet, teşekkür ediyorum.